Senin başının tüyü kadar, evet. Ben bu hayatı okudum. Sen çok bilmiş, zavallısın. Abi sen zavallısın. Hayır sen zavallısın abi. İslam'ı niye zavallı oldun? İslam'ı bir dakika. Anlatıyorum. Anlatıyorum. İslam'ı sen yaşa. İslam biz yaşıyoruz. Şahsi olarak bakmayacaksın. Ya eğer ki bir toplumda arkadaşım, abi tek taraflı değil. Sorunun cevabı ne? Şimdi ben de sen bana diyorsun ya senin saçının tüyü kadar. Şimdi ben sana bir şey söylüyorum. Bizim İslam'a, mümine, Müslümana saygımız var. Elhamdülillah biz namazın. Tamam bekle söylüyorum ha. Şimdi sen eğer direkt benimle hemen tartışacaksan, kavga edeceksen. Kavga etmiyorum. Ben anlatıyorum. Ben sana açık açık söylüyorum. Kibriti kuru biraz arkadaşın. Çabuk şey yap. Sen devam et. Neyi kuru? Kibriti. Kibriti kuru. Peki bir dakika. Şimdi diyelim ki ben sana bir şey anlatayım. Bir şey siyasi anlatayım. Ben sana anlatayım. Ya bir saniye söyleyeceğim tabii. Ya ben gittim. Araba gittim gelirim. Şimdi ben sana anlatayım dayı. Bizim Osmanlı Devleti'nin zamanında yaşamış olduğumuz Müslümanlıkla şimdiki yaşadığımız Müslümanlık ben aynı mı? Ben sana bir şey anlattım. Dedim ki bak İslam kimsenin tek elinde değil. Değil. Sen şimdi ben diyelim namaz kıldım, münafıklık yaptım. Sen yapma. Tamam ben ona bir şey demiyorum ki. Bir konumuz İslam değil. Bunlar hassas konular. Bunlardan bahsetmiyoruz. Biz ekonomiden bahsediyoruz. Ekonomiye gelince tek kelime. Buyurun. Ekonomi kötü. Tayyip Erdoğan'ı kaldırdık koyduk bir kenara. Abi ne alakası bir dakika var? Lafımı dinle. Ya siyasi kaldırdık koyduk bir kenara. Kim yönetecek bu Türkiye'yi? Kim yönetecek? Sen bana de. Abi kim yönetecek? Hepsini. Sadece Tayyip Erdoğan'a mı bağlı? Sevgili abi. Sadece Tayyip Erdoğan'a bağlı demiyorum. Sen bana Tayyip Erdoğan diyorsun değil mi? Kim gelecek? Kim gidecek? Allah kendi peygamberlerini değiştirmiş. Yani bunun şimdi Müslümanlıkla ben bitireyim ondan sonra dayı. Şimdi sen bana Tayyip Erdoğan'ın burada sempatizanlığını yapıyorsan tamam mı? Eksiklerini de söyleyeceksin. Son bir peygamber kim olmuş? Ablacığım. Son lider de Tayyip Erdoğan olmuş. Ablacığım. Peygamberle Erdoğan'ı kıyaslayamazsın ki sen. Sen son peygamberle Erdoğan'ı neler yaptı inkar etme. Hanımefendi özellikle çeker misin? Son peygamberi söylüyor. Hanımefendiyle beyefendi özellikle yayınlayın. Son peygamber Tayyip Erdoğan diyor bak haşa. Son peygamber şey söyleyemez. Yanlış yapma. Yanlış yapma. Sen kurut bak. Peygamber kimi gönderdi? Bizim peygamberi gönderdi. Hazreti Muhammed'i gönderdi. Biz son lideri diye pankart asıldı. Ya bak. Değişti. Son peygamber bir dakika. Son peygamber. Ümmetin son lideri diye pankart asıldı. Ya bir dinle. Son peygamber Muhammed Mustafa. Onu bilmiyor. Son peygamber Muhammed'in son liderde Tayyip Erdoğan dedi. Sana son peygamber ödemedi. Sen şey yapma. Bir şey söyleyeyim. Ümmetin son lideri diye pankart asıldığında bu Müslümanlardan hangisinde ses çıktı? Abi dine niye giriyoruz? Ekonomiden bahsediyoruz. Ya, dine ne alakası var ya? Bak bu abi var ya. Dokuz köyü birbirine kırdırır. Dokuz köye çıkar der ki böyle. Sen ümmetin son lideri diye pankart asıldığında neredeydin? O zaman bu tepkiyi gösterdin mi? Neyi? Gösterdin mi bu tepkiyi? Ya ümmetin son bak, lideri Tayyip Erdoğan dediğinde bağırmadan anlatacağım. Ekonomiden arkadaşıma bahset Allah'a emanet. Tamam. Allah doğru olanın yardımcısı olsun. Şuna amin de bak. Allah bu ülkeye hizmet eden doğru olanın yardımcısı olsun. Çağlanın çırpanı ihanet eden de Allah belasını versin mi? Ya ben isim söylemiyorum. Amin. Versin ya. Yo, versin tamam. Allah, tamam doğru. Allah razı olsun. Ya, çalanı tamam, çıkan da Allah kahretsin. Kahretsin tamam. Niye yapıyor? Seni seviyorum Allah. Ama isim söylemiyorum. Ben önce, amin de. Biraz önce ne dedin? Bak şunları çek şunu. Ya adam sana bunu dedi. Dedi ki. Sevgili abim bak beni dinle. Bir şey söylüyorum ya. Allah bu ülkeye hizmet edenden. Gel abla. Bak cevap veremiyor ki. Bu kadar kaypaklar bunlar. Ya dua ediyorum. Gel beraber dua edelim ya. İsim söylüyor muyum? Abi. Abi yenge ne yapıyor? Kim karı koca adliyeye girecek bu iş? Allah Allah. Yenge niye böyle şeyler yapıyorsun? Yok abi olmaz. Sevgili abi. Son söylüyorum. Ya bak. Aynı şey söylüyor. Bir şey dedim o burada. Ne diyor? Bunları çak bunları diyor. Son peygamber. Son peygamber. Aynı şey söylüyor. Bir dakika. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Son lider de Tayyip Erdoğan dedi. Aynı şeyi söylüyorum. Şeyi demedi. Bak bir dakika. Bak herkes duyuyor. Allah bu ülkeye hizmet edenler razı olsun. Amin değil arkadaşlar. Amin. Allah bu ülkenin arpa tanesini çalan Allah belasını versin. Tamam. Amin. Var mı burada bir isim?
isim. Yok. Ne Ahmet ne Mehmet. Ben yapıyorsan ben, sen yapıyorsan sen. Allah'a emanet. Sen de o tipi değil, onun konuştuğu gibi konuşabiliyor musun? Ne? Konuşur, niye konuşmasın? Bak ben diyorum ki, yapmayın. Her zaman şunu yapmayın. Söylüyorum. Bak açız, diyorum. Açız, açız. Ölüyoruz açlıktan. Açlıktır, ölüyoruz. Bir dakika, ben sana, biz... Kim doyuracak seni? Kim doyuracak? Bana de ki şu doyuracak, ona gire. Hadi. Bana yardım olacak. Hayır ya, olacak. Tamam açtım. Bana yardımcı olacak. Kim doyuracaksa ona gire. Seni belki doyurmuş olabilir. Allah, ama beni doyurmamış. Ben sana diyorum ki bak, kim doyuracaksa peşine gire. Hadi göster. Şunu söyleyeyim. İki günde 5 milyar... Abi, dinle, bak soru soruyorum, dinle lütfen. Ya sor diyorum işte. Ama sen soruyorsun. İki günde 5 bin lira ev kirası ya. İnternetten seyrediyorum. Tek yönlü yapıyorsunuz. Abi yani sana göre tek yönlü. Tek yönlü yapıyorsunuz. Sana göre öyle. Bak tek yönlü. Senin fikrinde olmadığın zaman tek yönlü tek yönlü yapıyorsunuz. Sizin fikriniz de olur. Nasıl? Abi bak bize bak. Soru soruyorsun. Dinle. Kimin peşine gidecekse gidek diyorum. Hadi gidek diyorum. Değiştireceğiz. 5 senede bir değiştireceğiz. 10 senede bir değiştireceğiz. 10 sene geçmeyecek ya. Geçmeyecek. Hiçbir yerinde. Nedir ya bu lider? Bunu Allah hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Söyle de söyle. Biz yaptık bu hali söyle. Biz getirdik. Şimdi evet, kim patron kim biz biziz değil mi? Patron biz. Bir şey anlatacağım. Ha, anlat. Şu anda oydume verdi. Oydume verdi. Benim benim bak bunu bunun altını çize çize söylüyorum. Benim şimdi diyorum ki bak size bir soru soruyorum. Diyorum ki Tayyip Erdoğan'ı koyduk bu kenara diyorum. Ya bu ülkeyi yöneteceği adamı gösterin verek hadi. Ya gösterin verek diyorum. Sorun ne biliyor musun? Ya sorun Tayyip'lik Erdoğan. Allahümme salli. Sen beni bir dinle. Ben sana bir anlatayım da sen dinlemiyorsun ki. Anlat anlat. Ben sana bir anlatayım ya. Aynı şeyi konuşmuyor konuşuyoruz. Abi şimdi bugün. O tek taraflı. Canım bugün dinlemiyorsun bak. Ya ben de diyorum. Öneri verecek bak. Hayır diyorum ki bak. Gösterin hadi gösterin diyorum. Ben de bir şey vermeyeyim. Kime vereceğiz? Başka bir vakti var. Göster diyorsun. Başka ne yapayım? Allah'ın bir kulu yok mu Türkiye'de yani? Ya ben işte bir isim verseniz ben onun üzerine. Abi vermeye fırsat vermiyorsun ki. Şimdi diyelim ki Kılıçdaroğlu dedik. Ya Kılıçdaroğlu Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde olan küçük bir SSK'yı yönetemedi ki Türkiye'yi yönetsin. Şimdi çok mu iyi yönetiliyoruz? Çok mu yönetiliyoruz yani? Çok mu iyi yönetiliyoruz Allah'ını seversen? Şimdi, bak bir insan... Ya ben iki gündür çalışıyorum. Şimdi. Kılıçdaroğlu'nun SSK'yı kurtarsın diye getirdi ama çalışacak fırsat olmadı. İlk önce bir bunu evet. Öğren. O zaman, bunu öğren. O zaman, tebrik ederim ablam. O zaman aynı iktidar vardı. Aynı iktidar. Tek gönlü biliyor musun abi? Yok benim abi öyle deme. Öyle böyle zaten. Zaten günah... Bak nasıl uçtuk biliyor musun? Aynı uzaya gittik. Mı vardı o zaman çalıştık. Uzaya gittik. İktidar değişmek zorunda kaldı. İktidar değişti. Abi dinle. Tayyip niye dinlemiyorsun kardeşim dinle. Uçtuk. Tek kafasında tek uzaya bir şey var. Başka bir şey yok diyor. Başka bir şey yok abi. Adam ne dedi? Adam ne dedi? Uzaya merdiven dayasak bizim insanlarımız inanır dedi. Bakmıyorsun. Dinleyeceğim. Bakmıyorsun. Dinlemiyorsun. Adam dedi ki ben uzaya merdiven dayıyorum gidiyorum desem benim hakkım bana inanır dedi. Gerisini siz düşünün. Ne diyeyim evet, daha? Doğru aynen. Aynen bu kadar basit abi. Bu kadar da olmaz ben ki dayı ya. Yapma bak. Allah'ını seversen ya. Tuzları kur abi tamam mı kafalar rahat. Zaten bunlar şöyle bunlar doyuyor. Sadece doyma bunlar. Şey yok ya ne biliyor musun? Aynı yani, mısın? Beslenme diye bir şey yok abi. Yani aynı fikir aynı mantık abi. Nedir? Başka kimse yok lan. Nasıl yok ya? Ben de gelmişim 50 yaşına kardeşim artık ben memnun değilim memleketten. Bir şeyin değişmesi lazım. Ama kardeşim şimdi abla dayıya ben nasıl laf anlatayım abi? O zaman bu adama bir dakika. Dinlemesini öğren abi. Mesela ben gideceğim. Mesela şunu soralım bak şunu soralım. Kim var diyor yani. Mesela Tayyip Erdoğan'ın başka kim var? Peki kendi aklına başka birisi var mı? Bize söylesin bakayım hani bizim çevremize. Hayır söylesin bakayım var mı? Var mı hocam? Başka varsa diyor getir. Başka bir adam var mı? Söylesene sen. Aramıyor ki. Biz biliyoruz. Aramıyor ki olsun. Bizim geleceğini ben biliyorum. Abi sen de bize diksen kim var? Var abi var ya niye olmasın abi? Göster hadi ben oraya. Ama senin aklına var mı? Sen söylemiyorsun. Senin kafan aynı yere basıyor abi. Sen bilmiyor musun abi şu an? Mansur Yavaş olsun. Atıyorum. Ekrem İmamoğlu olsun. Veya Kırçok. Ya, ama birisi var abi var var. Kardeşim. Ya var var. Değişti. Değişsin kurban olayım ya. 65 yaşına gelmişsin kurban olayım. Artık biz bittik ya. Ben marangozum. Çengelköy'de atölyem var. Abi bitik durumdayız ya. Bak ben iş arıyorum hocam ya. Ya nasıl bitiksiniz ki? Bak, ya ne hocam? Bir tane menteşe alıyordum. Bir menteşe alıyordum. Bak hocam bak. Bak bir şey söyleyeceğim. Bak bir şey söyleyeceğim hocam bak. Bak hocam. Bak hocam. Kastamon Entegre bir suntalem çıkartıyor. Medya falan. Ben marangozum hocam. Bak basit bir şey söyleyeceğim sana ya. Ya alıyordum 300 liraya. Şu mu alıyorum? Memleketimden çıkan. Hadi bir daha hocam. Abi. Son derece bahalı. Olabiliyor. Peki abi niye bu oluyor abi? Değişsin bir şeyler hocam ya. Hayat çok. Kastamonu'dan buraya kamyon geliyor.
veriyor 20 milyara. Geliyor diyor kardeşim zam yapıyor. Ben bir lider olarak geldim sana dedim ki 3 ayın içinde bu Türkiye'yi düzelteceğim. Melek'in tabakası saatlik ya. Bugün aldığını yarın alamıyorsun. Ya hocam sadece soruyu soruyorsun. Diyorsun kim yönetecek? Ya sen biliyorsun kimin yöneteceğini. Sen kim yönetecek? MDF'yi alamıyorsun. Sen bana söylemiyorsun ki hocam ya. Bir şey söyleyeyim. Bak bunu diyeyim de siz dinleyin. Kim yönetecek? Ya niye? Bak bir şey anlatıyorum. Hocam sen de anlat. Hadi anlat. Adınız bir adam var mı? Yok mu? Yok mu? Bir şey anlatayım. Tamam anlatsın da. Hayatın son derece bahalı. Buna bir yorumsuz bahalı. Sadece bunu biliyorsun değil mi abi? Bir dakika lafımı dinle. Son derece bahalı. Son derece geçinmek de zor şu anda. Tamam. Gedif de mesela 500 bin kağıda yapacağın şeyi 1 milyona yapıyor. Çok iyi. Tamam. Onda tam fikiriz. Tamam. Fakat ben geldim bir lider olarak. Dedim ki 3 ayın içerisinde ben bunu düzelteceğim dedim. Öyle bir şey yok. 6 ayda düzelteceğim dedim. 6 ayda yok. Ama diyorlar. Onlar der. Onlar der bırak. Diyorlar. 6 ayda yok. Ya bir dakika diyorlar. Ben de bir dakika lafımı dinle. Eğer ki 6 ayda bu ülke düzeliyorsa. Sen bir dakika. Eğer ki 6 ayda bu ülkeyi düzelteceksen. Bak 6 ayda düzelteceksen bu düzelte. Yahu iktidara gelmeden düzelt. Ne olur ki yani vatanını sev millet. Ama öyle bir şey yok ki. İktidara gelmeden. Ben teknik direktörüm. Takımın başına geçmeden nasıl oyuncu değiştireceğim abi? Tamam herkes. Allah Allah. 20 sene önce benim yaşım 35-36. Biz. Bak ben daima anlatayım. Biz bundan önce dedi ki kardeşim. Ben bundan önceki iktidarları hatırlamıyorum. Tayyip Erdoğan geldi. Herkes onu alkışladı. Herkes onun kucağına bastı değil mi? AK Parti'yi. Çalıştık. Ettik. Ama biz Tayyip Erdoğan'ı için tamam mı? Yürüyüşler yaptık. Bunu yaptık. Şunu yaptık. Dedik ki sağ partiden biri gelmiş ya elhamdülillah dedik ya. Dedik hani artık dedik yani bizim ülkemiz refaha feraha erişecek dedik. Sen ben sana değil mi? Bir dakika dur ben bitireyim dayı. Ben bitireyim. Yıl 2002 tamam mı? Bunlar iktidara geldi. Herkes alkış aldı mı? Bunlar yaptılar. Çalıştılar. Ettiler. Dediler ki bir tek benim yüzüğüm var dedi. Kendi laflarını kendisi söyledi değil mi? Geçtik. Hepimiz onu alkış aldık. Dedik ki helal olsun dedik bu adama. Biz bu abi helal olsun dedik. 20 senedir bu adam iktidarda mı? Dedi ki kardeşim artık ülkenin bazı şeyleri gitmiyor. Yorunda gitmiyor. Şimdi gitmiyorsa ne yapacaksın? Körü körüne başka adam var mı diye. Müslümanlık artacak dediler. Müslümanlık arttı mı abi? Müslümanlık arttı mı? Çok özür dilerim. Müslümanlık çoğaldı mı? Abi hiç gelmesin mi? Hiç başkası gelmesin mi? Hiç başkası gelmesin mi? Gelenler ne yapacak? Ha, hiç başkası gelmesin mi? Bir projesi var mı? Hocam sen kalp hastası mısın? Bak abla diyor ki Allah göstermesin seni. Başkası var mı? Ya ben bunu başkası yok değil mi? Bunu kafamızı. Bunu cevap olarak bunu söylüyoruz gideceğim. Cevabınızı verin. Ya bak kuma gömmüşüz. Ben sana bir şey söyleyeyim. Kuma gömmüşüz. Tamam mı? Hiç kafamızı kuma gömmüşüz. Diyoruz ki bir dakika dayı hepimiz Müslümansak hepimiz. Müslüman bana soru sorma. Ben artık sorudan artık kafam patlıyor. Benim iki çocuğum var. Geçinemiyorum. Koşturuyorum. Bunu yapıyorum. Bir dakika dur abi dur. Dur sana gideyim. Sosyal bir devletsek. Sosyal devletsek. Bana devlet bana yardım etmek zorunda. Ben bundan 4 ay önce belediyeye başvurdum. Bana sadece 750 lira bir para verdi. Dedi ki Mayıs'ta gel. Mayıs'ta gittim. Dedi, Haziran'da gel. Haziran'da gittim. Bana diyor ki Temmuz'da gel. Kardeşim madem sosyal bir devletsek. Devlet vatandaşı için vardır. Biz bu devlete vergi veriyorsak. Devlet bizim refah seviyemizi yükseltecek. Tamam mı? Bir dakika. Adam orada çıkartmış mecliste konuşuyor. Açık cevabını verin. Mecliste açık açık adam sana diyor ki açık açık sana diyor ki Amerika'ya diyor siz bu vakıflar üzerinden bu kadar paralar göndermişsiniz. Çıkıp da bir tanesi yalan demiyor. Şimdi herkes korkuyor. Tamam mı? Biz bunlar hakkında konuşursak kelepçeyi elimize vuracak. Demokrasi bu değildir. Özgürlük bu değildir. Cevabını vereceğim. Özgürlük bu değil. Demokrasi bu değil. Eğer ki bir insan duygu ve düşüncelerini özgürce haykıramıyorsa bir dakika dur. Bak burada meydanda bağırıyorsun. Bir insan duygular daha bundan iyi demokrasi mi var? Özgürce haykıramıyorsa o ülkede özgürlük adı altında bir şey söyleyemeyiz. Biz bağırıyorsun burada bak meydanda bağırıyormuş Güder meydanında. Özgürlük yok mu? Bak bar bağırıyorsun ha burada bar bağırıyorsun. Burada bir insanlara sorun bakalım. Kaç kişi buraya gelip de konuşmak ister? Ama bu ne biliyor musun? Bu ne biliyor musun? Sen AKP'lisen ben atıyorum. Sol partilisem ikimiz eşit değiliz. Eşitlik bir ülkede herkes eşittir. Ya dur buna cevaplayacağım. Tamam versin bu memlekette. Bak şimdi dinle. Bu memlekette teröristin yok olmasına karşı olanlar Tayyip Erdoğan'a kızar. Bir. Ondan sonrasına kızar mı? He kızar. Teröristi destekleyen Allah bin belasını versin. Bak bir şey anlatıyorum. FETÖ'yü destekleyen Allah bin belasını versin. Şu memlekette bir dakika. Sağlık bitmişti ya. Sağlık yoktu ya. Yoktu. Şimdi randevu al bakalım. Al bakalım bir MR randevu al bakalım. Üç tane adam. Bunlarla uğraşa. Bunlar provokatörlük. Adamdan kaç. Al. Üç tane adamdan kaç. Al. Bakıp görmeyenden.
yerde ya. Bakıp görmüyenden. Nankör adamdan. Pastalarını parsel parsel satıyor. Bak nankör adamdan. Bakıp görmeyen adamdan korkacaksın. Biz nankör değiliz. Elhamdülillah. Biz bu bakıp görmeyen adamdan. Biz bu ülkenin ekmeğini yiyorsak bu ülke için kanımız sonuna kadar helaldir. Tamam mı? Tabirleri doğru. Sonra geç teyze sen. Sen farklı bir ütopyada yaşıyorsun. Herkes farklı bir ütopyada yaşıyor. Niye bizim ütopyada yaşamıyorlar? Bunlar Allah'a iman etmiyor. Tayyip Erdoğan'a iman ediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Nokta. Abi Muz Cumhuriyeti yaşıyoruz. Nokta. Nokta. Muz Cumhuriyeti değil işte. Ne geldiyse bu milletin başına insanları insanların Allah'la aldatılmasına göz yumanlar. Bunlar köle. Bravo. Bunlar köle. Bunlar Allah'a iman etmiyor. Allah'a iman eden adam kuluna iman etmez. Nokta. Ben adama diyorum ki Allah bile, bak Allah bizi yaratan diye hepimiz iman etmişiz. Hepimiz Müslümanız. Allah kendi peygamberlerini değiştirmiş. Bana diyor ki son peygamber Hazreti Muhammed, son lider Tayyip Erdoğan. Sen Tayyip Erdoğan'la Peygamber Efendimiz'i bir tutuyorsun ya. Ya böyle bir imansızlık ya olabilir. Bunlar, bunların temel algıları bak. Bunlar Allah'a neymiş? Tayyip Erdoğan hepimizi aç bırakmış. Aç. Elbise alamayarak, yiyecek alamayarak, hiçbir şey alamayarak. Bu nasıl hayat? Bu nasıl yaşantı? Aç yokmuş anne. Öyle diyorlar. He aç. Var. Ben bu sene hiç pazara gidemiyorum. Tayyip Erdoğan diyor sıkıntı yok diyor. Halkımız sıkıntı. Ya sıkıntı yok ya. Fakiriz fakir. Onun çevresine sıkıntı yok. Bizden haberi yok ki adamın. Benden haberi yok ki. Benden haberi var mı? Bana her türlü küfür ediyor. Hakaret ediyor. Bilmem ne. Devlet benim diyor. Hangi devlet sensin ya? Hangi devlet sensin? Öyle bir dünya var mı? Ya bizim bugün derdimiz Tayyip değil ki. Bizim bugün derdimiz geçinememek abicim. Bugün Tayyip Erdoğan dediğimiz zat, tamam mı? Keşke iyi olsaydı ve hepimiz başımızda olsaydı. Devlet yok ki şu anda başımıza, devlet yok. Şu anda başımıza devlet yok. Keşke Tayyip olsaydı biz geçinebilseydik. Tayyip Erdoğan bir hafta 10 gün evvel dedi ki milletin malını çalan yapılacak zammı ben emekliyim. Çaldılar dedim. TÜİK'ten birileri benim paramı çaldılar. Onlara dedim ne diyeceğiz? Onlara bunu yaptıranlara ne diyeceğiz? Baş hırsız diyeceğiz. Bu kadar net. Baş hırsız. Kendi dediklerini diyorum. Katılıyorum da. Milletin malını çalan hırsız. Göz yuman büyük hırsız. Bunları destekleyen şey yapan baş hırsız. Kim destekliyorsa ben bilmiyorum. Hepimiz destekliyoruz dayı. Hepimiz destekliyoruz. Hepimiz. Kimi? Biz şu anda eğer bu ülkede koyun gibiysek hepimiz destekliyoruz. Koyun değilim. Öyle bir abi, şey yok. Öyle bir şey anlama, yok. Yanlış anlama. Sana bir şey söyleyeyim. Biz bu ülkenin coğrafyadaysak, bu ülkenin havasını teneffüs ediyorsak, coğrafyasındaysak, tamam mı? Değiştiremiyoruz. Demek güç bizde değil. Normalde milletin gücünün üstünde hiçbir güç yoktur. Değil mi? Demek ki güç bizde yok abi. Demek ki güç bizde yok. Yok. Adam şimdi kalkmış bunun gibi insanlar. Bu makarnacılar. Tamam bu makarnacılar. Makarnacı falan değil. Bunlar, ben makarnacı olarak da biliyorum. Bunlar şeyleri yerinde olan. Ben bugün konuştuğum zaman özgür bir şekilde eğer konuşamıyorsan, eğer aklında ya beni gelip işte tutuklayacaklar, sorgulayacak kaç kişi, senin gibi kaç kişi yürekli insan var? Kaç ya. Kişi var? Bana Allah onu söyle. Allah. Ya da devletimiz yok abi, sorunumuz da yok. Yine sizin bir şeyde ben burada konuştum. Adam bana çıkmış diyor ki Silivri şeydir. Soğuktur. Soğuktur. Silivri'yi kuranlar şimdi nerede? Silivri'de. Silivri'yi işletenler yarın nereye gidecek? Buraya gidecek. Ha bir şey daha söyleyeyim de ben gideceğim. Şimdi neyse. Tutturmuş. Millet İttifakı'nın adayı kim? Adayı benim kardeşim. Benim diplomam var işte diplomam. Milletvekilliğine adayım. Altılı masa kabul ederse ben de adayım. Bağımsız ol abi. Bağımsız değil bağımsız ya. Niye bağımsız olayım? Yok. O soruyorlar ya. Her vatandaş, diploması olan herkes milletvekili adayıdır. Bu özgüvene sahiptir bu insanlar. Bu Türkiye. Abi milletvekiline diplomaya da gerek yok ya. Diploma değil. Ben milletvekiline değil ya. Milletvekili dedin ya. Şoför olsan da milletvekili olabilirsin. Ben Cumhurbaşkanlığına talibim ya. Cumhurbaşkanlığına talibim. Benim diplomam var. 4 senelik aslan gibi duruyor. Herkesin de alnına yapıştırırım onu. Benim diploma adayım. Bunu niye ikide bir ne soruyorsun? Ne soruyorsun? Ben daha da adayı sormadım abi. Sen aday oldun. Ben adayım. O zaman vaatlerini bize bir sırala sana. Oho. Bir defa parayı yargılayacağım. Parayı? Parayı yargılayacağım. Türkiye'nin en büyük eksiği parayı yargılamamak. Nasıl yargılayacaksın abi? Bayağı yargılayacağım. Kimseyi de hapse atmam ben. İlk önce ne çaldılarsa onları alırım. Ondan sonrasında da bazılarını da bir 5 sene yatırma gibi bir niyetim var.
O çünkü herkesi 5 sene tutuyor da. Ben de 5 sene Silivri diyorlar ya. Kafama göre diyorsun, mağazalarını 5'er sene yatıracağım. Kafama göre değil. Hukukun işte, hukuk onlara 500 sene, 1000 sene ister. Bunların getirdiği, uyguladığı sistemlerle o sistemleri uygulamayacağım. Hukuk neyse, ama 5 sene sonra ben de onları serbest bırakacağım. Hani Ergenekon'da falan yaptılar ya. 2, hırsızlığı önleyeceğim. 3, milletin parasını millete getirecekler. Bu ülkenin şeyleri çok, geliri çok. Sana bana, ama kimi tercih ediyorlar, kimi tercih ediyorlar? Pardon abi. Ben bir şey söyleyeyim. Uzun lafın kısası, patron bu millet. İstediğini değiştir. Ama önce okuma koydukları kafayı bir kaldırmaları lazım. Bu kadar.